Hazırlaması kolay, hafif ama bir yandan besleyici Ramazan tarifleri serime hoş geldiniz. Bugün bir tatlı tarifi Ne yapıyoruz. tarifi olduğunu söylememe gerek bile yok. Cevizli güllaç tarifi bu ama nasıl yapıldığını anlatmama çok gerek var. Çünkü klasik tariflerin aksine bu tarif bitkisel sütlü ve rafine şekersiz. Bir miktar ısıtıp sonra serinlemesini beklediğimiz badem sütü içine bal ilave ediyoruz. Bal yerine ben de kullansam diyenleri alttaki açıklamalara bekliyorum. Çünkü birden çok alternatif kullanabiliriz. Ortadan ikiye kestiğimiz güllaç yapraklarını bolca ıslata ıslata katları çıkmaya başlıyoruz. Ara katına suda bekleyip sonra doğrayıcıdan geçirdiğimiz bol ceviz geliyor. Bol sütle ıslata ıslata çıktığımız üst katları da bitirdikten sonra en üst kata bütün tarifin gidişatını değiştiren leziz mi leziz bir nar sosu Bu yapıyoruz. sos hem görselliği hem de lezzeti bir sınıf üst seviyeye çıkarıyor. Ama tabii ki onu yapmadan da servis edebilirsiniz. Ceviz, hazırladığımız nar sosu, reyhan yaprakları, birazcık da nar taneleriyle sunumda tamamdır. Güllacın çok lezzetli ve çok hafif versiyonlarından sadece biri. Lütfen deneyin.